Herkese mutlu akşamlar. Süper Lig yolu Instagram sohbetlerinde ben Burcu Eken. Bu akşam sizlerle birlikte uzman spor psikoloğu Ömer Ateş bizlerle birlikte olacak. Aynı zamanda Ömer Ateş Türkiye'de çalışan sadece Life Kinetik antrenörü olarak sektörde yer alıyor. Kendisiyle uzun uzun konuşacağız. Evet, hocamız da zaten dediğim gibi Türkiye'de çalışan tek Life Kinetik antrenörü aynı zamanda Ömer Ateş, uzman spor psikoloğu. Hocam merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk Burcu Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Rica ederim. Allah kabul etsin diyelim. İlk önce Ramazan'ın ilk günüydü bugün. Ve Evet, tüm yayınımızı da sizinle İslam yapıyoruz. aleminden kutlu olsun Ramazan ayı tüm İslam alemine. İnşallah hayırlara vesile olur şu zor günlerde. İnşallah Ramazan'ın bitiminde de artık koronavirüsü bitmiş olursa da güzel bir bayram bizleri bekliyor olur. Aynen. İyiye gidiyor. Sinyaller iyi. İnşallah hayat yavaş yavaş normale dönecek. Bir ay sonra, 1,5 ay sonra inşallah çok çok daha iyi olur. Yani böyle bayağı bir %70-80 hayatımıza döneriz diye umuyorum. İnşallah. Hocam şimdi siz öncelikle bir spor psikoloğusunuz. Ve bu konuyla ilgili de çok fazla karışıklık olduğunu düşünüyorum. Size öncelikle şunu sormak istiyorum. Buyurun. Spor psikologluğu ile psikologlar arasındaki fark nedir? Şimdi şöyle söyleyeyim, psikoloji bir bilim dalı. Bir dalları vardır psikolojinin. Klinik psikolojisi, çocuk psikolojisi, trafik psikolojisi, işte sağlık psikolojisi. Yani branşlara ayrılıyor. Spor psikolojisi de bir branş. Şöyle söyleyelim, tıp bir bilim, tıp gibi düşünün psikolojiyi. Dahiliyeci var, cildiye var, genel cerrah var, kulak, burun, boğaz var. Spor psikolojisi de psikolojinin bir alt dalı, bir dallarından bir tanesi oluyor. Sporculara özel alan oluyor. Şu anda peki çalışmalarınızı nasıl yönetiyorsunuz, nasıl yürütüyorsunuz? Çünkü koronavirüsüyle mücadele ettiğimiz için genellikle online dersler eşliğinde artık insanlar hayatını sürdürmeye başladı. Sizin Evet. bu şekildeki işleyişiniz nasıl? Şimdi şöyle, aslında çok yoğun bir tempodaydım ben. İzmir'e bir voleybol takımıyla anlaşmıştım. Hatta Efeler Ligi'ne çıkmak için yarı finale kaldık. O gün kararlar alındı. Zaten bitirdik biz. Yarı finale çıktık. Oynayacaktık. Dört takımdan iki takım çıkacaktı. Daha belli değil. İnşallah oynayıp Efeler Ligi'ne çıkacağız. Ankara'dan geldim. İşte İzmir, Ankara. Ankara'da da ders veriyorum. Böyle yoğun bir, inanılmaz yoğun bir tempodan bir gün de eve kapandık. Doğal olarak. Tabii ki eve kapanınca düşündük ne yapabiliriz? Teknolojiyi kullanmaya karar verdim. Aynı zamanda biliyorsunuz ben Life Kinetik antrenörlüğü de Evet. yapıyorum. Sporcularım var. Program yapıyorum onlara. Onlarda malzemesi var. Ben programı yapıyorum. Onlara gönderiyorum. Onlar çalışıyorlar. Bana gönderiyorlar. Ben ona göre onlara antrenman programı veriyorum. Mental çalışmalarda da psikolojik destek kısmında da bireysel görüşmeler yapıyoruz kendileriyle. Hani çünkü bu süreçte kimisi kaygıyla mücadele ediyor, gelecekle ilgili belirsizlikler var. Kimisi modu düşüyor, depresyon. Hani hafif girme aşamasında biz oradan almaya çalışıyoruz. Doğal olarak buradan çalışmaları devam ettirip yeni sezonu hazırlamaya çalışıyoruz. Yani sezonun devam ederse zaten büyük ihtimalle sezon biter bitmez de kısa süre yeni sezon başlayacak. Birleşecek her şey anladığım kadarıyla. Yani Şimdi inşallah. hocam şunu sormak istiyorum aslında. İnsanlar yani şöyle söyleyeyim daha doğrusu. Sporcu olmayanlar bile çok fazla kaygının içerisindeyken sporun içerisinde olan arkadaşlarımızın durumları nasıl? Şimdi çok güzel bir soru. Şöyle anlatayım. Şimdi sporcular inanılmayacak derecede enerji harcayan ve heyecanı üst düzeyde yaşayan insanlar. Yani onların nabızları normal insanlardan daha yüksek. Şimdi düşünün bir antrenman yapıyor sporcu. Şu anda topla çalışma futbolcuysa yapamıyor. Basketbol, voleybolcu. Evet, fizik hareketleri yapıyor. Biliyorsunuz bu hareketleri çoğu sporcu pek sevmez. Hani Evet. yapar ya, ama bilirkin akşam antrenmanında toplu çalışma yapacak veya taktik çalışması veya yarın olacak. Bir nevi onu motive ediyor ama şu anda sadece fiziksel antrenmanı yapıyor. Belirli bir enerji harcıyorlar ama bu günlük harcayacakları 1500 kalori civarını
geçmiyor. Yani her gün enerji anlamında şey yapıyor, daha az enerji harcıyorlar. Bu insanların Evet. hayatları var. Hayatları renkli, popüler insanlar. Örnek veriyorum, eğer üst düzey sporculara bakarsak, hani sokağa çıktığında devamlı övgü alan, hani egoları doğal olarak Yüksek olan arkadaşlar. iltifat gören, dikkat çeken insanlar. Bunlar enerjilerini harcayamıyorlar bir. Hayatları heyecan içinde geçiyor. Yani o maçlardaki yaşanılan tansiyonlar, inanın çoğu şeyi bile özlüyordur. Yani o kaotik sinirlendikleri, kızdıkları, gerildikleri anlara dönmek istiyorlardır sporcular. Hani beğendikleri hallerine. Bu kadar adrenalini, heyecanı üst düzeyde yaşayan sporcular şu anda doğal olarak zorluk çekiyorlar. Yani mesela örnek veriyorum, Aralık ayında daha COVID-19 virüsü Çin'deyken, daha dünyaya yayılmamışken sporcularda depresyon oranı %6 iken 6'ymış. İşte bayan sporcularda %8'miş. Mesela bu %16'lara çıkmış. Yani 6'dan %16'lara, %8, %18'lere. yani evet, kadında veya kadın sporcular veya erkek sporcularda. Şimdi Amsterdam Üniversitesi bu araştırmayı yapıyor. Uluslararası Antrenör Birliği ile birlikte 1600 futbol yapıyorlar. İşte 1100 küsürü erkek, yaklaşık olarak 600 küsürü bayan futbolcu üzerine kaygı ve depresyonları ikiye katlanıyor. Çünkü neden? Gelecekle ilgili soru işaretleri var. Şimdi mesela Evet, Hollanda'daki zaten şu anda da Hollanda Ligi bugün itibariyle oynanmayacağını da açıklamış oldu. Onu da buradan belki gündemi takip etmeyen arkadaşlar varsa söyleyelim. Küme çıkma, küme düşme ve şampiyonluk ilanı yok. Beyaz bir lig olarak bu sezonu adlandırmış oldular. Sıralamaya göre de UEFA'ya bildirecekler. Geçmiş yıllarla ortalamasını alıp ama UEFA'nın da bu konuyla ilgili bir yaptırım olacak mı olmayacak mı onu da ilerleyen günlerde göreceğiz ama şu anda Hollanda Ligi bu sezon artık oynanmayacak, kalan maçlarını tamamlamayacak. Bunu da söylemiş olalım. Evet, Ajax'la aynı puandaydı herhalde. Feyenoord muydu? Feyenoord üçüncüydü herhalde. Yani kafa kafaya iki takım gidiyordu. Tabii bir Evet. rahatladı. Şimdi Hollanda şöyle rahatladı. Çoğu oh dedi. Çıkacaklar üzülüyor şu anda. Düşecekler seviniyor. Hani Evet. ama onlar kendine döndü. Yani şu anda Hollanda futbolunun %90'lı futbolcuların modları iyi oldu. Ama çoğunun belirsizlik var. Mesela Türkiye'de şimdi ne olacak? Haziran'da UEFA bir karar verdi. Ağustos'a kadar tamamlayın. Bir takvim oluşturulacak. Sağlık açısından Temmuz ayında oynamak da tehlikeli Ağustos ayında. Herhalde bir Haziran'da başlayıp veya Mayıs sonu başlayıp Yani bugün Kulüpler Birliği toplantısı vardı. Sayın Bakanımız Mehmet Muharrem Kasaboğlu ile birlikte Nihat Özdemir eşliğinde 18 takım Süper Lig, 18 takım TFF 1. Lig'de oynayan takımların kulüp başkanları bir toplantı yaptılar. Ve bu toplantının sonucunda TRT Spor ekranlarına Mehmet Sepil, Göztepe'nin başkanı, aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil katılarak şöyle bir açıklama yaptı. Muhtemel eğer ki bu ayın sonunda yapılacak olan Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığı'yla Gençlik Spor Bakanlığı'nın yapacağı toplantı sonucunda eğer ki bir oynanabilir kararı çıkılır ise 12, 13, 14 Haziran tarihlerinde lig başlayacak. 4 hafta içerisinde lig tamamlanacak. 26 Temmuz'a kadar olan sürede de yani o geri kalan 2 haftada da kupa maçları oynanacak. Çünkü Ziraat Türkiye Kupası maçları oynanmamıştı. İkinci ayakları onlar oynanıp final maçı oynanacak. Ve o şekilde 31 Temmuz'a kadar ligimizi tamamlamayı düşünüyoruz dedi. Ama tabii bu kararın net olarak verilebilmesi için de bu ayın sonunda yapılacak olan toplantının da çok büyük bir önem arz ettiğini söylemiş oldu. Evet. Yani sonuçta gelecekle ilgili soru işaretleri doğal olarak sporcularda bir kaygı oluşturdu. Çünkü kontratları bitiyor. Yeni sözleşmeler, transfer, her şey dar boğaza girdi doğal olarak. Hem önündeki sezonu düşünürken gelecek sezonu da düşünmek zorundalar. Hani bir anda takvime belki de bir ay, 1,5 ay, her şey 1,5 aya sıkışacak. Bu doğal olarak kaygı yaratıyor. Bu gayet normal. Ama tabii ki biz hep şunu diyoruz, bu süreci de hep şu vardır psikolojide.
Eğer bir problemi çözmek istiyorsanız, hayatta da öyledir. Bir problemi çözmek istiyorsanız önce koşulları kabullenmek lazım. Hani biz buna mindfulness, bilinçli farkındalık deriz. Yani bir maça çıkacaksınız, 3 tane oyuncunuz eksik. Hep o eksikliği dile getirirseniz özgüveninizi kaybedersiniz. Kaygı ve stres oluşur. Ama mesela Jürgen Klopp'un bir sözü vardı geçen sene hatırlıyorsanız. Yarın Barcelona'ya karşı oynayacağız. En iyi forvetlerim Firmino ve Muhammed Salah yok ve 4 gol atmak zorundayız. Deneyeceğiz dedi ve 4 gol attılar. Son dakikada kornerden bir aldatma yaptılar. Bir zaafından faydalandılar. Attılar. Bu mindfulness yani pes etmek değil durumu kabullenmek. O koşullarda ne yapabilirim? Şimdi bu dönemde futbolcuların yapması gereken evet bu bir süreç. Sonuçta ben bu süreçte ne yapabilirim? Bu dönemde en çok performans antrenörlerine ve biz spor psikologlarına, Life Kinetik antrenörlerine iş düşüyor. Neden? Çünkü fiziksel anlamda antrenmanlarını yapacaklar. Çok doğru. O onların fiziksel anlamda düşüşünü azaltacak. Mutlaka bir düşüş gösterecekler. Yani istedikleri kadar çok antrenman yapsınlar, %100'ünde olmayacak. Ama bir gerçek var. İşte burada işte spor psikologlarıyla çalışmamak, psikolojik destek almamak adına gafil avlandı kulüpler. Mesela şu dönemde aslında çok ciddi anlamda psikolojik destek alan takımlar daha başarılı olacağını düşünüyorum. Bilmiyorum hani aldıklarını da pek sanmıyorum. Belki olabilir. Mesela bu dönemde şöyle bir şey var. Biz hani zihinsel antrenman yaptırırız sporculara. Maçı zihin. Ama bu çok detaylı bir tekniktir. Yani o maçı oynuyorsa gerçekmiş gibi yapabilmesi için o maçtaki tüm görselleri katmak zorunda, işitsel değer şeyleri, hisleri katmak zorunda. Dokunsalı yani bir oyuncu top sürüyorsa hem kimi geçtiğini görecek, hangi takımın oyuncusu olduğunu görecek, zemini, kaleyi, topu görecek, omuz omuza mücadeleyi hissedecek, o sesleri duyacak, hani o vücut hareketlerini, duygularını katacak ona. Şimdi bu neden önemli? Hiçbir takım taktik çalışamıyor şu anda. Değil mi? Taktik çalışamıyor, teknik de çalışamıyor. Bir oyuncu topla teması yok şu anda. Kas Ve hafızası hepsinin en çok özlediği şey o. Evet, kas hafızası zayıflıyor. Kas hafızası nedir? Bizim beynimizde her hareketin bir kodu vardır sinirler arasında. Nasıl telefonla arıyorsunuz insanları, o kişiye ulaşıyorsunuz. Bir frikik atan, bir kafa topuna vuran veya pas atan oyuncuda her şey mühendislik harikası olarak beyinde kayıtlıdır. Bunu harekete geçirirken hani oyuncu bir frikik atar, rüzgarı her şeyi hesaplar, o mühendislik haritasıdır. Şimdi bunu yapmayınca bu hesaplarda şaşmalar oluyor. Yani nasıl merdiveni çıkarsınız, düşünmeden çıkarsınız, arabayı düşünmeden sürersiniz. Bu da böyle. Ama 1,5-2 aydan beri top oynayamayınca ne oluyor oyuncularda? Kas hafızaları zayıflıyor. İşte burada zihinsel antrenman yaptıklarında ne oluyor? Çünkü zihinsel antrenman yaptığımızda hangi oyuncu mesela bir gol attığını hayal ederse, gol atarken hangi kaslar çalışıyorsa o kaslara beyin sinyal gönderiyor. Tembelleşmeyi engelliyor. Yani örnek veriyorum günde 20 dakika, 15-20 dakika zihinde canlandırma yapan bir oyuncu kas hafızasında diyelim %40 zayıflama oldu veya %30 zayıflama oldu. Bunu yapsa belki bu %10'a düşecek. Çünkü ben üst düzey sporcularla çalışırken bunların içinde çapraz bağları kopan, üst üste 2 defa kopan, 1 yıl futbol oynamayan oyuncularla da oyuncuyla da çalıştım. Bana demişti daha önceden 6 ay oynamadım. İşte geldiğimde 6 ay oynamadığımı hissettim ama zihinsel antrenman 3 aydır ya ona 3 ay yaptırmıştım üst üste. Hani sahada dönmesine 3-3,5 ay vardı. Sanki dedi 2 ay futbol oynamamışım gibi geldi. Çünkü o devamlı O takımın süreyi maçını kısaltmış oldu aynı zamanda da. Evet, zihinsel antrenman. Şimdi işte çoğu kulüp hani şöyle belki şartları eşit. Çünkü kimse çoğu spor psikoloğuyla çalışmadığı için hani bunu yapmıyorlar. Ama şu Hocama şunu dönemde sormak istiyorum yeri gelmişken. Şu anda Süper Lig'de ve Birinci Lig'de kaç tane kulüp sizce psikologla çalışıyor? Sizin sonuçta alanınız olduğu için az çok evet. bilirsiniz diye düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Hani şu anda bildiğim yani yok diye biliyorum ama altyapılarda var birçok kulübün. Şöyle olabiliyor. Mesela altyapıdaki spor psikoloğunu bir iki toplantıya çağırdıkları oluyor ama aslında bütün kulüpler bildiriyor. Bakın girin şeye TFF'ye veya kendi kulüplerine her kulübün Kağıt spor psikoloğu üstünde bütün var. kulübün şeyi var, Var. psikoloğu var.
Var ama tesise uğramıyor çoğu. Yani hani günahını almayayım, birkaç kulüp vardır belki destek alan ama hani şimdi bilemiyoruz. Hani kimse de yayınlamıyor çalıştığını. Ama mesela örnek veriyorum, Amerika'da ben 2015 yılında spor psikologları konferansına gittiğimde beyzbol kulüplerinin 85'i spor psikoloğuyla çalışıyordu. Kalan 15'i de psikolog, klinik psikolog, yani çalışıyor. Hepsi %100'ü, bakın kulüplerin. İşte olimpiyat, basketbol takımları. Mesela şu anda şeyi seyrediyoruz. The Last Dance, Michael Jordan'ın Evet. şey, Netflix'te. Mesela Netflix'te yeni çıktı o da evet, geçtiğimiz günlerde. ben de zaten örnek veriyorum, zaten ismi de Phil Jackson'dan almış. The Last Chance diye 97 sezonunun, 98 sezonunun ismi, biliyorsunuz. Phil Jackson'la Amerika'da görüşme şansım oldu. 70-80 dakika oturduk, sohbet ettik. Hani sporun psikolojik kısmını da konuştuk. Ben ona demiştim, bu sporda psikolojik kısımlar sizce yüzde kaçıydı dedim başarınızda. Hem spor koşuk olarak. Bu iş dedi, işin %50'si dedi. %50'si. Ve kendisi George Manford'la çalışmış. Önce oyuncular istememiş Chicago Bulls'ta. Sonra kabul ettirmiş. Ve oyuncular da beğenmeye başlamış. Çünkü bu tür durumlarda ilk önce bir şeylik olabiliyor. Oyuncular böyle soğuk bakabiliyor. Hani psikolojik destek ne gerek? Onlar da biliyorsunuz, Dennis Rodman vardı. Bir anda kaybolurdu, giderdi. Las Vegas partilere gelmezdi mesela. Ona mesela birebir tuttular. Onun hayatını gözlemledi. Onunla yaşadı. Ondan sonra kendisi efsane bir koç ama aldı bu desteği. Bana şey dedi, Los Angeles Lakers'a gittiğinde Boston'dan Los Angeles uçakla 5,5-6 saatti. Haftada 2 gün gelirdi, çalışırdı sporcularla. Kobe Bryant, Shaquille O'Neal o dönemde. Yani hepsiyle çalışıyordu ve faydasını gördük diyordu. Yani kendisi Türkiye'yi, futbolu bile takip ediyor. Basketbolu bırakın, zaten biliyor. Hani örnek veriyorum, Mevlana'yı biliyor, Sufizmi araştırıyor, kitapları okuyor. Nasıl efsane koç olunuyor? Böyle. Ben bu işi yaparım demiyor, bir uzmanla çalışıyor. Ama Türkiye'de özellikle futbol kulüpleri bunda bir direnç gösteriyor. Kulüplerimiz, maalesef hocalarımız. Hala sanki maddi bir yükmüş gibi görüyorlar ekstra işte spor psikologlarıyla çalışmayı, işte spor diyetisyenleriyle çalışmaları, artı işte çalışılabilecek aslında çok üzerinden gidildiği için Türkiye'de onu bilmiyorlar diye düşünüyorum. Şimdi şöyle, mükemmel bir konuya değindiniz Burcu Hanım. Biz zaten kulüplerle konuşurken, hani ben aslında uzun süre şey yaparken artık şu noktaya getirdim. Pazarlık yaparken şunu söylüyorum. Bana hep soruyorlar, kaç puan kazandırırsınız hocam? Biz etik olarak size 4 puan, 5 puan diyemiyoruz. Çünkü psikolojide somut, elle tutulan bir şey yok. Yani şu kalemi tutuyorsunuz, somut. Hani 3 puan şuradan kazandırdın, 2 puan buradan değil. Ama şu var. Şimdi çalışıyorsunuz. Bir tane oyuncu kırmızı kart görmemiş olsa, sadece bir sezonda takımı bir maçta eksik bırakmamış olsa, işte konsantrasyonla o kadar bir sürü 20-25 tane teknik çalıştırıyorsunuz. Yani bir takım her oyuncuyu çalıştırıyorsunuz. Yani stres yönetimi, kimi maçları stres yönetiminden kazanırsınız, kimi maçları iyi konsantre olduğunuzdan kazanırsınız, kimisini motivasyondan, kimisini özgüvenden. Ben diyorum ki, bir galibiyette ne kadar para kazanıyorsunuz kulüplere, yöneticiye? İşte 2 sene önce 3 milyon 200'dü bir galibiyet. Şu anda 2 milyon 700 bine düştü. Şimdi ben bir maç kazandırmış olsam size, kulübe 2 milyon 700 bin lira para kazanacak. En önemlisi, bir maç yüzünden şampiyonluk kaybeden takımlar var. Son yıl, Evet. 15-20 yıla bakarsak, 5-6 yıla, bir maç yüzünden, bir gol yüzünden, bir puan yüzünden şampiyonluk kaybedip küme düşen takımlar var. Şimdi ben Kesinlikle. diyorum ki, yani ben bir maç kazandırmış olsam takımına göre değişir. Şampiyonluğu kazanıyorsa 70-80 milyon euro kazandırmış oluyorum. Ama sıradan bir maç kazandırmışsam bile 2 milyon 700 bin lira para kazandırıyorum. Ya yani şimdi tabii ki vermezler ama Türkiye'de 50 bin lira maaş verseler bile bir spor psikoloğuna 600 bin lira yapar. Vergisi, seyahati, kulübe 800 bin lira maliyetin olsa 2 milyon lira bir galibiyette kulübe para kazandırıyorsun. Altyapının %30'una harcanır bu para. Açık konuşayım. Şimdi spor Kesinlikle doğru. salonuna harcanan para hiçbir zaman şey değildir. Bakın, bugün ben bir hesap yaptım. Eğer bir kulüp spor psikoloğuyla çalışırsa, bunun yanına bir diyetisyen eklerse, bir life kinetik hocası eklerse,
ve 5-6 kişilik bir squad ekibiyle çalışırsa Amerika, Avrupa seyahat edecek. İnanın yıllık bütçesi abartı 2 milyon TL. 2 milyon TL bakın. Bir spor psikoloğu olacak full time, bir life kinetik hocası olacak, bir beslenme uzmanı olacak. 4-5 kişilik de squad ekibi olacak. Yani futbolcuları arayacak, tarayacak, size getirecek. Şimdi 2 milyon nerede? Bir hatalı transfer yapıyorsunuz, 30 milyon, 40 milyon TL çöpe gidiyor. Yani Kesinlikle doğru. hani futbolda bir şey vardır. Ah bu takımın bir 10 numarası olsa da problemi çözse. Hani spor psikologları, life coach uzmanları, ya, antrenörleri, diyetisyenler. Hani bunları aldığınızda aslında bir 10 numara alıyorsunuz takıma gerçekten şey anlamında. Hocam şunu sormak istiyorum. Bazen futbolcular diyorlar ki işte dün gece yatarken bu atacağım golü sanki hissettim. Ya da ben bu Evet. golü rüyamda gördüm diyorlar. Bu Evet. aslında sizin söylediğiniz o bütün materyalleri bir araya getirip o zihinde canlandırma diyebilir miyiz? Kesinlikle harika bir soru. Neden? Biz sporculara hep şunu söylüyoruz. Ben mesela mental rutine koyuyorum. Müsabakadan bir gece önce yatağa başını koydun, yastığa başını koydun. Uyuma moduna geçtiğin an diyorum o maçı kafanda yaşa. Nasıl oynamak istiyorsan oyna. Yani mantıklı oyna tabii ki. Hani böyle 5-6 gol atıyorum, 8 asist yapıyorum değil de mantıklı. Yani mesela bir 10 araya güzel güzel paslar atıyorsun. İşte şut atıyorsun, gol atıyorsun. Santraforsun gol atıyorsun. Kalecisin gol kurtarıyorsun. Hani kendini orada özgüvenli, takımın en iyi oyuncusu, mücadele ediyorsun. Hiç pes etmiyorsun. Hani bunları hayal ediyorum. Bir kafanda maçı 5-10 dakika oyna ve kendinle konuş. Neden bu önemli? Biz buna bilinçaltı kodlaması diyoruz. Baudin tekniği, Doktor Baudin'in bir direnç, bir zihin iki zamanda direncini azaltır. Uykuya geçtiği an, beynimizi nasıl kodlarsak o şekilde hareket ediyor. Bakın 1 kilo 400 gram efsanevi bir organdır beyin. Yani inanılmaz. Taklit yapılamaz. Şimdi ama çok da enayidir bu beyin. Çok enayi, saftır. Nasıl programlarsanız öyle hareket ediyor. Yani kendinizi sabote etmek istiyorsanız böyle de buyurun efendim tamam yarın ben maçı kaybediyorum, hatalar yapıyorum. Ama aynı şekilde de mesaj Neyi alıyorum. veriyorsak aslında onu alıyoruz beynimizden. Aynen. Ama öbür taraftan da diyor ki tamam diyor halledeceğim yarın merak etme bu maç bende. İşte o akşamki o maçı rüyamda gördüm demesiyle ne oluyor biliyor musunuz zihninde yaşadığında? Bilinçaltına şu mesajı veriyor. Yarın fişi çekeceksin. Yani bu işi yapacaksın. Bu çok önemli. Bir de sabah kalktığı zaman aynı şeyi yaptırıyoruz. Neden? Bilinç kapanırken ve açılarken. Yani buna biz şey diyoruz, kolileme. Yani paketi kolinin içine koyuyorsun, kapatıyorsun, gönderin adrese gidiyor, açılıyor, alınıyor. Bilinçaltını kodlamanın en önemli yolu budur. Hani en etkili yolu. Biz diyoruz ki akşam yatmadan önce yarın için bir plan yap kafanda. Maçı zihninde pozitif yaşa ve sabah kalktığında aynı şeyi bir daha yaşa. Bilinci programla. Hani derler ya ters tarafından mı kalktınız? Akşam doldurup doldurup kendimizi yatarsak sabah ters taraftan kalkıyoruz. Doğru. Mesela aklınızda da bulunsun hani dinleyicilerimizde. Eğer bir çok teşekkürler Sezgin da hocam diyor güzel konuşuyorsunuz. Şöyle söyleyeyim hani tabii ki eğer bazı davranışları değiştirmek istiyorsak hep bilinçaltında derler 21 gün 24 gün bunu yapın. Yani biz örnek Evet, veriyorum 3 21 gün ritüeli haftada olarak biliyoruz genellikle. evet 3 hafta 4 hafta sürebiliyor. Kişinin yapısına göre negatif hani bazen daha uzun da sürebiliyor. Direnç gösterebiliyor. O süreçte olumsuz bir şeyler yaşayabiliyor. Devamlı kendini programlaya olumsuz alışkanlıklardan da kurtulabiliniyor. Hocam peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu dediniz ya akşam yatmadan önce sabah kalktıktan sonra aynı şeyleri tekrarlarsa beyin onu kabul eder diye. Yabancı dil öğrenirken de bunu yapabilir miyiz mesela? Mesela Kesinlikle. yatmadan önce çalıştık, sabah kalktık tekrar aynı şeyi tekrar ettik. Kesinlikle şöyle. Biz hani şunu deriz. Ne zaman İngilizceyi öğrendiğini anlarsınız. İngilizce rüya görmeye başladığınızda. Hani siz de yurt dışında bulundunuz. Hani bir gün İspanyolca konuşmaya başladıysanız rüyanızda. O zaman işte beyin artık kabul etmiştir onu. Yani artık siz öğrenmeye başladınız veya öğrendiniz. O yüzden
Hani tabii ki burada da şu var. İngilizce mi öğrenmek istiyorsunuz? İngilizce konuşmaya çalışarak bunu Çünkü programlamak şu daha... anda hani evlerdeyiz ya, artık böyle 24 saat vaktimiz var. Bizi izleyenler de sürekli düşünüyorlardır diye düşünüyorum. Çünkü sosyal medyada çok fazla konuşuluyor. İşte yabancı dil mi öğrensek, şunu mu yapsak, bunu yapsak. Eğer ki bizim de şu anda takipçilerimiz arasında yabancı dili nasıl öğrenebilirim diye soran, sorgulayan varsa, uzman spor psikoloğu Ömer Ateş bunun cevabını şu anda sizler için veriyor. Ve mesela çok örnek bir örnek göstereceğim. Zihinde canlandırma tekniği 10-11 yerde kullanılır sporda. Her insan kullanabilir. Mesela şöyle söyleyeyim. Ben İngilizceyi öğrenirken ilk başlarda tabii ki şöyle bir şey vardı. Hani bu bir hataydı. Hani gidiyorsunuz hiçbir dil bilmeden Amerika'ya gidiyorsunuz. Amerikalılar da öyle bir konuşuyor ki diyorum bunlar kendilerini nasıl anlıyorlar? Yani kelime çıkmıyor ağzından. Yani, gidiyorlar böyle. Hani diyorum Amerikalılar birbirini nasıl anlıyor? Ben onu hani böyle bir şey de bilmediğiniz için pratik yapamıyorsunuz. Bu benim mesela ilk 6-7 ay hatamdı benim. Sonradan hiç anlamasam da dinliyordum. Böyle kafa sallıyordum ki pratik kulağım alışsın diye. Şimdi ne yapıyordum pratik yapmak için? Zihinde canlandırma. Mesela örnek veriyorum. Bugün ne yaşadıysam onu kendime İngilizce anlatıyorum. Ve örnek diyorum işte röportaj yaptım. Bugün canlı yayına katıldım. Ha, canlı yayın neydi? İngilizce aklıma gelmiyor. Hemen sözlüğü aç. O zaman sözlük vardı. Sözlüğe bakıyordum mesela. Ondan sonra o şekillendirme yöntemiyle de şey yapabilirler. Dil öğrenmeyi hızlandırabilirler. Yani bir anda kendi kendine Türkçe konuşacağını çekiniyorlarsa da kendi kendilerine içinden İngilizce konuşsunlar. İşte şimdi kahve yapacağım, şunu yapacağım, bunu yapacağım derken anlamadığı kelime, aa bu neydi diyecekler, onu öğrenecekler. Şu anda teknolojide hızlı hemen cep telefonunu açıp sözlükten bakabilirler. Aynen öyle hocam. Bir Hocam peki soru şu var. anda bizi biz de takip eden sporcularımız var. Bu Evet. sporcuların koronavirüsle mücadele ettikleri bu günlerde spor psikoloğuyla da çalışmıyorlarsa nasıl bir tavsiyeniz olur, nasıl bir öneriniz olur? Şimdi tabii ki şu var. Hani koronavirüsün sağından atıp solundan geçmek istiyorlarsa şu dönemde yapacakları şey kendilerini tamamen gelişime adamaları lazım. Aslında bakın bu dönemde bir fırsat. Örnek veriyorum. Milli takımımızda bir sürü oyuncu sakatlanmıştı. Merih Demiral, Ozan Kabak, Cenk Tosun. Ondan sonra birkaç da oyuncu. Yusuf Yazıcı. Yusuf Yazıcı, evet ondan sonra. Birçok olimpiyat olsaydı katılamayacak sporcularımız vardı. Bu bir fırsat. Yani şans oldu onlar için. Bu dönemde ne yapabilirler? Bol bol kitap okuyabilirler. Özellikle biyografi kitapları okuyabilirler. Sporcuların kitapları var. Teknik direktörlerin kitapları var. Bunları okuyabilirler. İşte bunun yanında filmler seyredebilirler. Özellikle kişisel gelişime dayalı. Hani depresif modda filmler seyretmelerini tavsiye etmem. Hani böyle daha güzel hem komedi hem kişisel gelişim sporcular özellikle spor konulu filmler seyretmesini, motivasyon filmleri diye Google'a yazdıklarında çıkar zaten. Spor filmleri diye, spor psikolojisiyle ilgili filmler diye film seyredebilirler. Bunun yanında tabii ki beslenmelerine dikkat edecekler. Ve biraz önce dediğim teknik en önemli, şu anda spor psikolojisindeki en önemli teknik bir numara liderlik. Hani derler ya müzikte top 10'da işte bir numaraya çıktı. Zihinde canlandırma tekniği, kafasında oynayacak hangi sporu yapıyorsa tenis, basketbol, futbol, voleybol. Yani kafasında her gün maç yapacak ve yaptığında sahaya döndüğünde şunu görecekler. Aa beklediğim kadar kötü değilim. Hiç olmazsa Bunları tavsiye ediyorum. geçirdikleri süreyi Pozitif. kısaltmış olabilirler. Evet. Evet, Hocam evet. şunu sormak istiyorum. Şimdi siz aynı zamanda bir Life Kinetik antrenörüsünüz ve Türkiye'de bunu yapan tek kişisiniz. Bu Life Kinetik nedir? Öncelikle buradan başlayalım. Şöyle Life Kinetik, ben hem spor psikoloğu hem de Life Kinetik antrenörü olarak tek yapan benim. Spor psikoloğu olarak var yapan, kendi spor psikologları var bir Türkiye'de. Life Kinetik antrenörleri de var. Ama ikisini birlikte yapan tek kişi hani belgeler içinde diyorum, antrenörlük belgesi olarak yapan, uygulayan kişi olarak Life Kinetik'i de anlatmak isterim. Beyin jimnastiği temeli Avustralya, Hindistan'a geliyor. Fakat 2008 yılında Horst Lusz Münih'te, bu kendisi aynı zamanda antrenman bilimci, Life Kinetik'i sistematik hale getiriyor. Ve Jürgen Klopp'un kapısını çalıyor 2010 yılında.
Jürgen Klopp Dortmund'un antrenmanına çıkıyorlar. Sporculara yaptırıyorlar. Sporcular inanılmaz eğleniyor, gülüyor, kahkaha atıyor ve beğeniyorlar. Jürgen Klopp da soruyor. Bunun diyor bir faydası bilimsel araştırmalarla tespit edildi mi? Ondan sonra sınıf arkadaşım Mikail Arar, o da Galatasaray altyapısında oynuyordu. Okan Buruk hocalarla birlikte Münih'ten selam yolluyor. Selamlar Mikail. Şimdi diyorlar ki biz araştırma yapıyoruz, sonuçlarını paylaşacağız. Resmi bir faydası şu anda tahmin ediyoruz ama açıklayacağız size. Jürgen Klopp diyor ben çalışacağım sizde diyor. En azından diyor takım ruhuna katkı sağlar diyor. Oyuncular çok eğlendi diyor ama ben hissediyorum mutlaka o bahsettiğiniz faydaları vardır diyor. Ne İlerleyen güzel. zamanda göreceğiz diyor. Evet. Beyin jimnastiği tamamen. Beynin pasif lobunu çalıştırıyor. Örnek veriyorum, kimi insanın sağ lobu daha aktif çalışıyor, kiminin sol. Life Kinetik ne yapıyor? Pasif lobu daha aktif hale getiriyor. Daha aktif hale getirdiğinde ne oluyor? O 12 ile 18 saat çalışma veya 20 saat, ama bunu tabii ki 3 ay içinde haftada 1 saat yapmak gerekiyor. 4 ayda devam edebilir, 5 ayda devam edebilir. Haftada 1 saat konsantrasyonu müthiş derecede geliştiriyor. Görsel algıyı geliştiriyor. Yani daha oyuncular dar göreceğini daha geniş açıdan görüyor. Refleks reaksiyon gelişiyor. Stres yönetimi kolaylaşıyor. Özgüven artıyor. Ve biliyorsunuz futbol, basketbol birçok spor artık kompak oynanıyor. Yani topu aldığınızda 3 kişi size pres yapıyor. Baskı yapıyor. Ne yaratıyor bu? Doğal olarak çok top kaybı. Çabuk, hızlı ve doğru düşünebilme çok önemli. Ve bunu harekete geçirebilme. Ritim, denge, reaksiyon, el ayak becerisi, göz koordinasyonu, gözün ayakla koordinasyonu, elle koordinasyonu, bunun gibi inanılmayacak derecede sporda faydaları var. Okul hayatında öğrenciler için de faydası var. Yani sınav stresini yönetebilme, hata oranını da azaltma, daha hızlı okuma, daha dikkatli okuma. İş hayatında iş kazalarını arttırma, yaratıcı düşünce. Mesela çok önemli şirketlerin proje üreten İş ekipleri var. kazalarını arttırma dediniz. Efendim? İş İş kazalarını kazalarını azaltma. 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 Evet. Dikkati artırarak iş kazalarını azaltma. Ondan mesela bir şirketin ekibi var. Araba dizayn edecek veya bir yaratıcı fikir üretecek. Yani insan zihninde böyle çalışmaya başladığınızda inanılmayacak derecede yorucu bir çalışma. Hem fiziksel hem zihinsel yoruyor sizi. Motor geliştiriyor. Bilişsel ve motor becerileri geliştirdiği için hani kafada tabiri caizse şimşekler çakmaya başlıyor. Biz diyoruz beyin yakma antrenmanı da diyoruz. Ve inanılmayacak derecede faydalı. Jürgen Klopp ne yaptı? Şampiyon oldu Almanya'da. Şampiyonlar Ligi finali oynadı Dortmund'la. Daha sonra Liverpool'a gitti. Liverpool'da da Life Kinetiği kullanıyor. Geçen Ekim ayında gittiğimde Almanya'da Münih'te Horsens'la görüştüğümde 2 yıldan beri orada çalışıyorum dedi. Almanya'dan gidiyorum. 10 tane de Liverpool'a hoca yetiştirmişler. Tüm altyapılara ve Çok kulübe güzel, 10 tane evet. Life Kinetik'ten. Evet. Alman milli takımı kullanıyor zaten. Hani Nuri Şahin'in de bu geri bildirimleri var. Mesut Özil'in falan videoları da vardır. Şimdi beyin jimnastiği düşünün, hem mental destek alacak hem Life Kinetik yapacak. İkisi bir araya geldiğinde ateşle barut etkisi sağlıyor zaten. Bu karantinanın ilk günlerinde Fahriye Evcen'in yapmış olduğu bir görsel vardı. Şöyle Evet, onu evet, evet, kapatıp evet. bunu. Böyle bir Evet, şey miydi? Nasıldı? O galiba değil mi? Yani onu en getireceğim. insanların şu anda aklında kalan hareket olduğu için o. Tabii. Hani Yani mesela çalışmayan iki farklı lobu bir arada çalıştırmak. Mesela ben şu anda yapamıyorum. evet. Yani dediğim gibi birçok bunun hareketleri var. Hani ben de mesela şöyle mesela isterseniz gösterebilirim. Tabii. Şimdi mesela şöyle diyelim. Şu 2 tane top Edo. Gördüğünüz gibi bu Evet. hep bu tarafta zıplıyor. Bu da hep bu tarafta zıplıyor. Ama şimdi bu normalde bunu atarken ben gördüğünüz gibi çapraz tuttum burada. Bunu da çapraz alttan tutuyorum gördüğünüz gibi. Ama normalde bunu ilk yapınca topları herkes sağa sola atmaya başlıyor. Bu benim Evet. hocası olduğum için kolay. Bu hep bu tarafta zıplıyor. Bu tarafta bunu deneyince ilk önce insanlar topu atıyorlar böyle. Yani ortaları şey yapıyor. Ama aslında bunda mesela 7-8 tane hareket vardır. Mesela diyelim bir tanesi buysa.
Bir tanesi de şu, ters tutma gibi. Ondan sonra. Ben şu anda onu yapmaya kalksam toplar yerlerde. Tabii oluyor. Bunu mesela bu hareketi yapıyor kişi. Bunu yapıyor. Yapabildiğinde başarısızlık üzerine kurulmuş Life Kinetik hareketleri. Bakın başarısızlık üzerine. Yapmaya çalışıyorsunuz, yapamıyorsunuz, yine gelişiyor. Hareketi yapmaya başladığınızda bir üst seviyeye alıyoruz. Hareketi zorlaştırıyoruz. Hani hocam ben bunu yapıyorum dediğinde yaptırmıyoruz artık. Orada Daha bitiriyorsun. evet. Yani sonuçta bir sürü harekette kombinasyon yapıyoruz. Mesela diyelim onlarca hareket var zaten Life Kinetik'te. Hani bir takım ben çalışmak istiyorum dese hani 50-60 saatlik çok rahat program çok çok rahat çıkar. Zaten 20-25 saat çalışsa bayağı inanılmaz bir gelişme oluyor ki 12 Hocam saatte. burada bir soru geldi. Bunu Evet. size yöneltmek istiyorum. Deniliyor ki haftalık antrenman programının neresinde olmalı ve birim antrenmanın hangi bölümünde uygulayabiliriz? Haftada bir saat tamamen antrenörün programına bağlıdır. Sadece bir saat haftada bir gün de yapalım denebilir. Haftada 2-3 antrenmana da bölünebilir. Yani mesela örnek veriyorum. Derkin Hoca ısınmanın başında yapalım veya ısınmadan normal antrenmana geçmeden yapalım. Ya yani bunu mesela 10 dakikada yapan var haftada, 15 dakika 4 defa yapan var, 20 dakika 3 yapan var. Kimisi diyor ben daha fazla çalışacağım, 1,5 saat çalışacağım diyor. Kimi takımda çalışıyor oyuncu, özel antrenman istiyor, çalışıyor. Hani burada şey yok yani 1-1,5 saat çalışma çok çok ideal haftada şey olarak. Fazla da çalışmaya gerek yok yani aşırı yorucu olduğu için kalkıp da haftada 3-4 saat çalışmak çok yorabilir yani. Hocam Burada peki tabii. şunu sormak istiyorum bir yandan da. Türkiye'de bunu kullanan teknik direktör var mı? Mehmet Özdilek Hoca Antalya'da kullandı. Hatırlarsanız şampiyonluğa oynamışlardı. Ligin ilk yarısını da lider veyahut da ikinci bitirmişti son maçta. Mehmet Hoca çalıştığı dönemde o dönemlerde kullanmıştı. Onun dışında aslında Life Kinetik Türkiye'ye bir giriş yaptı. Türkiye'ye ama maalesef Life Kinetik gibi müthiş bir antrenman birimini bilimini çoğu kulüp şey yapmadı, kullanmadı. Ama altyapılarda şey kullandı mesela Trabzonspor, Fenerbahçe altyapısı kullandı. Bir dönem Altınordu kullandı herhalde diye hatırlıyorum. Ama mesela bir dönem Bursaspor kısa süreli kullandı Life Kinetiği. Dediğim gibi hani belirli şeyler oldu. Ama aslında ben hani buna da şaşırdım. Life Kinetiği gibi müthiş eğlenceli ve çok faydalı bir çalışma daha fazla tutmalıydı diye düşünüyorum. Ama şu anda biz de bunun için zorluyoruz Türkiye'de. Çok da rağbet görüyor aslına bakarsanız. Sizin peki genellikle çalışma alanınız hangi kategoride, yani basketbolda mı daha çok talep ediyorlar, voleybolda mı yoksa başka diğer branşlarda mı? Yani ben bireysel takım yani örnek veriyorum futbol, basketbol, voleybol hepsi var bende. Kayak, tenis, yüzme, hani işim gereği spor psikologları mesela balerinle de çalıştım. Bilardo oynayan sporcularla da çalıştığım oldu. Ondan sonra kurumsal şirketlerle çalışabiliyorum. Hem Life Kinetik hem kurumsal eğitimleri verebiliyorum. Ama ben futbol daha çok açısına bakarsanız futbolla çok çok iç içe olduğum için hani futbol daha ağırlıklı ama bunun yanında tenis, yüzme, kayak bu dördü bayağı şey zirveye yükselen her sporcuyla tekvando, karate yani hemen hemen bütün branşlarla çalışıyorum. Peki ne kadar süre çalışmak gerekiyor bunu? Mental çalışma şöyle. Tabii ki duruma göre değişiyor. Yani kişinin örnek veriyorum kiminin çok ciddi sorunlar olabiliyor. Devam eden problemleri olabiliyor. Hani burada biz şöyle bir şey yapıyoruz aslında. Spesifik birkaç problemi çözmek istiyorsa 8 seanslık bir çalışma yeterli olabiliyor. Ama spor psikolojisinde şu var. Mesela sporcu bana geliyor stresle ilgili bir problem yaşıyor. Bunu çözebiliyor ama ben ona şunu da diyorum. Yani bu alanlarda da çalışıp kendini güçlendirebilirsin. Çünkü spor psikolojisi sadece problem çözme için bir bilim değil.
Sporcunun birçok özelliğini geliştiriyor. Nasıl konsantre olacak, nasıl motive olacak, nasıl da özgüvenini yükseltecek, nasıl hedef koyacak. Yani bir eğitimcilik yönümüz de var. Yani şey gibi düşünün, taktisyen gibi nasıl hoca taktik veriyor, bizim de onun gibi mental stratejiler, nasıl düşünecek, nasıl hareket edecek, bunları kendilerine anlatıyoruz. Hani burada ne yapıyorum ben normalde uzun süreli çalıştığımızda, 8-10 seans yaptıktan sonra o seneki sezonunu takip ediyoruz. Böyle 2 ayda 3 ayda bir maçları değerlendiriyoruz. Nasıl gidiyor? Teknikleri nasıl kullanabiliyor mu? Hani böyle sistematik bir çalışma olduğunda, hani 15-20 seanslık bir çalışmada da bayağı bir donanım kazanıyor sporcu. Pekala. Hocam artık bir saate yaklaşık bir programımız oldu. Çok teşekkür ediyorum size. Son olarak söylemek istediğiniz sözleriniz varsa onları da alalım. Vallahi sabır en güzel şey. Aslında bu dönemde şu var. Bence insanlar şunu öğrenecekler. Ufak şeylerden mutlu olmayı öğreneceğiz. Yani bu dönemde psikolojik olarak önce biraz yıpranacağız. Ama bu yıpranma bizi aslında daha güçlü insanlar haline getirecek. İzolasyon bittiğinde zevk almadığımız şeylerden zevk almaya başlayacağız. Az zevk aldığımız şeylerden çok, orta dereceli çok zevk aldığımız şeylerden çok çok zevk alacağız. Hani daha psikolojik olarak güçlenmiş olarak çıkacağız. Hayat güzel, pozitif olmak gerekiyor. Tadını çıkartmamız lazım. Hocam Aynen. katılım sağladığınız için çok teşekkür ediyorum. Bilgileriniz çok Ben değerliydi. Ağzınıza sağlık. sağ Evet ol, sevgili teşekkür ederim. izleyenler, bugünlük de Instagram sohbetlerinin sonuna gelmiş olduk. Ben Burcu Eken moderatörlüğünde uzman spor psikoloğu Ömer Ateş bizlerle birlikteydi. Şimdi yayınımızın sonuna gelmiş olduk. Saat 22.30'daysa Neslihan Elif Sağır, Koray Palaz'la birlikte bir canlı yayın gerçekleştirecek. Onu da izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. En önemlisi sağlıcakla kalın. Ömer Can'a Adana'dan selamlar. Sezgin Dağ, ona da teşekkür ediyorum. Dinledikleri için iyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler.